son yıllarda tansiyonun yükseldiği, zaman zaman sert açıklamaların yapıldığı Doğu Akdeniz, Türkiye ile Avrupa Birliği'ni, özellikle Yunanistan'ı karşı karşıya getiren hamleler, atılan geri adımlar derken gelinen noktayı Kronos için değerlendiren dış politika uzmanı ve eski diplomat Ömer Murat'ın yazısı. Biden'dan Atina'ya fren, Erdoğan'a savaş mazereti verme. Yunanistan, Erdoğan rejiminin Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin geleneksel olarak izlediği siyaseti bir kenara iterek 2015'ten itibaren Mavi Vatan adlı bir doktrin çerçevesinde attığı adımlardan ve İsrail, Mısır gibi bölge ülkeleriyle ilişkilerinin karşılıklı büyükelçi atamayacak kadar düşmesinden istifadeyle kendi pozisyonunun batılı ülkelerce desteklenmesine ilişkin aktif bir diplomasi izledi. Bunda da belirli ölçüde başarılı oldu. Fakat bir zincirin en zayıf halkası kadar güçlü olması gibi Yunanistan'ın Doğu Akdeniz'de geliştirdiği tüm stratejisindeki en zayıf taraf Meis gibi küçük bir adaya dayanarak Türkiye'nin Mısır'la deniz sınırının olmadığını iddia etmesidir. Nasıl ki Mavi Vatan doktrini Kıbrıs ve Girit gibi büyük adaların varlığını neredeyse yok sayıyorsa Yunanistan da Türkiye'yi aradan çıkararak kendi adalarıyla Güney Kıbrıs'ın deniz yetki alanlarını birleştirmek için Doğu Akdeniz'de en uzun kıyı şeridine sahip Türkiye'nin karşı yakadaki Mısır'la deniz sınırlarının hiç kesişmediğini savunuyor. Bu teze en büyük darbeyi aslında Kahire vurmuştu. Türkiye'nin Libya ile 2019'da yaptığı deniz yetki alanları anlaşmasını boşa çıkarmak üzere Yunanistan ve Mısır 2020'de bir anlaşma imzalamış fakat Kahire bu anlaşmayı yaparken Atina'nın Meis Adası'na dayanarak iddia ettiği deniz sınırlarını teyit etmekten kaçınmıştı. Doğu Akdeniz'in bu kadar gündeme gelmesine neden olan yakın dönemde burada çıkan zengin doğalgaz yatakları. Bu yatakların tahmin edilenin üst sınırlarında zenginliğe sahip olması halinde bunların çıkarılıp dünya pazarlarına ulaştırılması meselenin bir an evvel çözülmesi gerekiyor. Normalde ekonomik açıdan en karlı, makul seçenek bu gazın Türkiye'ye ve onun üzerinden Avrupa'ya satılmasıdır ama Erdoğan rejiminin yürüttüğü belli ölçüde oyun bozan ama kesinlikle oyun kuramayan siyaset yüzünden bu ihtimal üzerinde hiç durulmuyor. Ankara yıllardır "Nasıl olsa mecburen benim tezlerimi kabullenip kapıma geleceksiniz" diye beklese de bu tutumu nedeniyle kapısını çalan kimse olmadı. Onun yerine bölge ülkeleri çıkan gazın Türkiye olmadan nasıl değerlendirilebileceği formülleri üzerinde durmayı yeğlemektedir. Bu çerçevede öne çıkan iki formül, 1. Gazın Mısır'da kurulmakta olan LNG tesislerine getirilerek buradan gemilerle satılması ve 2. Doğu Akdeniz'i boydan boya geçen bir doğal gaz boru hattı kurularak Yunanistan üzerinden gazın Avrupa'ya ulaştırılmasıdır. İkinci formüle ilişkin Yunanistan, Güney Kıbrıs ve İsrail Ocak 2020'de bir anlaşma imzaladılar. Bu anlaşmanın en zayıf kısmı boru hattının kritik bir bölümünün Türkiye'nin kendi yetki alanı olduğu yerden geçecek olmasıdır. Doğu Akdeniz'i boydan boya geçen 1900 kilometrelik bir boru hattı inşa edilmesini öngören projenin yaklaşık 7 milyar dolara mal olacağı hesaplanıyordu. İş bu haldeyken Biden yönetimi bu hafta Yunanistan'a East Med boru hattı projesini siyasi ve ekonomik açıdan gerçekçi bulmadığı için desteklemeyeceğini bildirdi. Oysa Trump yönetimi daha önce bu projeye desteğini açıklamıştı. East Med'e ilişkin nihai yatırım kararının bu yıl alınması öngörüldüğünden ABD'nin bu çıkışı projenin rafa kaldırılmasına yol açabilir. Washington, East Med yerine bölgedeki ülkelerin elektrik hatlarının birbirine bağlanmasını planlayan projelere öncelik vereceğini vurguladı. Şunu vurgulayalım ki bu elektrik hattı projelerinin de belli bir bölümünde Türkiye ve Yunanistan arasındaki deniz yetki alanları anlaşmazlığı sorun olacaktır. Washington bir yandan Atina'yı üzecek bir hamlede bulunurken diğer yandan bunun Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki resmi tezlerini kabul ettiği anlamına gelmediğini göstermek ister şekilde Ankara'nın katılmadığı bir başka projeyi destekleyeceğini açıkladı. Washington neden böyle bir adım attı? Zamanlamanın anlamı nedir? Kanaatimce Biden yönetimi, popülaritesi düşen Erdoğan'ın içeride sıkıştıkça
dış politikada savaş benzeri bir kriz çıkarmak için yer arayacağını görebiliyor. Bu hususa artık dünyadaki önde gelen yatırım bankalarının Türkiye'ye ilişkin öngörülerine bile rastlanabiliyor. Böyle bir senaryoda Erdoğan rejiminin gerilimini en az masrafla en kolay yükseltebileceği yer Doğu Akdeniz olacaktır. Şöyle ki Yunanistan ve Güney Kıbrıs bir süredir Türkiye'nin zayıflığından istifadeyle Doğu Akdeniz'deki tezlerinin fiilen ve hukuken Batı tarafından benimsenmesini sağlamaya matuf adımlar atıyor. Öte yandan Erdoğan rejimi bir süredir ekonomik açıdan iyice zayıflaması, Batı ile ilişkilerinde ilave gerilimleri Türk ekonomisinin kaldırılabilmesinin mümkün olmaması nedeniyle bölgede alttan alan hatta taviz veren bir tavır sergiliyor. Fakat iç siyasette giderek sıkışan Erdoğan, Batı'dan ekonomik açıdan arzuladığı oranda destek alamayacağını gördüğünde, muhalefeti sindirme ve tabanını etrafında konsolide etmenin bir aracı olarak Doğu Akdeniz'de Yunanistan'la askeri gerilimi yükseltmeyi, hatta kontrollü bir şekilde sıcak çatışmaya girmeyi deneyebilir. Daha önce hiç olmadığı kadar Batı'nın desteğini arkasına alan Yunanistan'ın kendisini güçlü hissetmesinin bir sonucu olarak Türkiye ile bu tür bir dalaşmadan kaçınmaması da düşük bir ihtimal değil. İşte bu fotoğrafı gören Washington, Doğu Akdeniz'de Erdoğan'ın kolunu Katar üzerinden bükerek ve İstmed boru hattına daha önce verdiği desteği geri çekip Atina'yı frenleyerek bölgedeki tansiyonu düşürmeye, olumsuz senaryoların gerçekleşme ihtimalini en aza indirmeye çalışıyor. Washington, Erdoğan hükümetinin Güney Kıbrıs'ın kendi deniz yetki alanı ilan ettiği, bir bölümü Türkiye'nin deniz sınırlarını içeren bölgede ExxonMobil Katar Petrolleri ortaklığının doğalgaz arama yapmasını kabullenme tavizinde bulunmasını şimdilik önemli bir kazanım görerek bölgede tansiyonun yükselmesini, hele Erdoğan'ın zor duruma düştüğünde kullanmaya kalkabileceği bir ortamın bulunmasını istemiyor. Rumlara mevcut kazanımlarınızla yetinin, daha fazlasını alma hayalleriyle tehlikeli sulara açılmayın mesajı veriyor. ABD'nin Çin ve Rusya ile ilişkilerinde gerilim artarken en son isteyeceği şey Doğu Akdeniz'de müttefikleri arasında yaşanacak bu tür bir çatışma olur. Görüldüğü üzere Yunanistan'ın kaybı Türkiye'nin kazanımı olmadı. Doğu Akdeniz gazının Mısır'da LNG'ye çevrilerek satılması seçeneği güç kazandı. Her yıl doğalgaza milyarlarca dolar ödeyen Türkiye'nin bu fırsattan istifade etmesi kendi yararına olurdu ama Erdoğan hükümetinin bu beceriyi ortaya koymaktan uzak olduğu görülüyor. Doğu Akdeniz'de Rum tarafı dahil tüm aktörleri paydaş haline getirecek büyük bir anlaşmaya öncülük ederek bölge gazının Türkiye'ye ve Türkiye üzerinden Avrupa'ya satılması projesini yürütebilecek diplomatik kabiliyetlere sahip bir hükümetin iş başına gelmesi belki bölgede tüm taşların yeniden dizilmesini sağlayabilir.